Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte ikinci ünitemizde yer alan zekat ve sadaka konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, zekat Arapça kökenli bir kelime olup sözlük anlamı artmak, çoğalmak, bereket, arınmak ve temizlenmek demektir. Terim anlamı olarak zekat ise zengin olan Müslümanların mallarının veya paralarının belli bir miktarını Allah rızası için yılda bir kez ihtiyaç sahibi kimselere vermesine zekat diyoruz. Zekat mal ile yapılan farz bir ibadettir ve hicretin ikinci yılında Müslümanlara emredilmiştir sevgili öğrenciler. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şüphesiz iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar, namazı dosdoğru ve devamlı kılanların ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku ve üzüntü yoktur. Namazı dosdoğru ve devamlı kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin buyurarak, Kur'an'da namaz ile birlikte en fazla anılan ibadetin burada zekat ibadeti olduğunu görmekteyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zekat ibadetini zengin ile fakir arasında bir bağ oluşturduğu için zekat İslam'ın köprüsüdür buyurmuştur. Değerli öğrenciler, kimler zekat vermelidir? Yani zekat verecek bir kişide bulunması gereken hususlar acaba nelerdir? Bu konuya değinelim. Diğer ibadetlerde yani tüm ibadetlerde olduğu gibi zekat ibadetinde de kişinin öncelikle akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması şarttır. Bunun yanında zengin olanlara da zekat vermek farzdır. Yani akıllı, ergenlik çağına girmiş ve zengin olan tüm Müslümanlara zekat vermeleri farzdır. Peki, İslam'a göre kimler zengindir? Dinimize göre bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüne değerli arkadaşlar nisap diyoruz. Nisap dinimize göre zenginlik ölçüsüdür. Peki ne demektir? Kişinin borcundan veya asıl ihtiyaçlarından, yani temel ihtiyaçlarından fazla olarak 85 gram altın veya buna denk parası veya malı olan kişi dinimizce zenginlik ölçüsüne yani nisap miktarı mala sahip olmuştur ve bundan dolayı da o kişinin zekat vermesi gerekir. Peki asıl ihtiyaçlarımız nelerdir? Yani temel ihtiyaçlarımız tabii ki gıda, barınma, ev, araba, eğitim, sağlık masrafları, kişinin sanatsal aletleri ve kitapları, kişinin kendisine ait mesleki kitapları burada temel ihtiyaçlarımızdır ve temel ihtiyaçlarımızdan dolayı bizler zekat vermekle yükümlü değiliz. Ne zaman zekat vereceğiz? Temel ihtiyaçlarımız ve borcumuzun dışında en az 85 gram altın veya buna denk paramız veya malımız varsa kişi zengin sayılıyor ve bundan dolayı da zekat vermesi gerekiyor. Peki diğer şartlarımız neler? Malını dilediği gibi kullanma ve yönetme özgürlüğü olan kişilere yine aynı şekilde zekat farzdır. Zekat verilecek mal veya para değerli arkadaşlar en az bir yıl süreyle sahibinde bulunmalıdır. Peki nelerden zekat verilir? Para ve altın ve gümüş, tabi bunların nisap oranları, 1/40 oranında bunlardan zekat verilir değerli arkadaşlar. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların zekat oranı 1/40'dır. Yani nisap 40'tır. 40 olduğu zaman koyun ve keçi de bunlardan birisini koyun veya keçiyi zekat olarak vermemiz gerekiyor. Sığır ve manda gibi büyük baş hayvanların zekat oranı 1/30'dır. Yine develerin zekat oranı 1/5. Yani 5 deve olduğu zaman bir tane koyun veya keçiyi zekat olarak vermemiz gerekiyor. Toprak ürünleri de değerli arkadaşlar iki şekilde hesaplanıyor. 1/10 veya 1/20. Eğer masraf yapılmadan sulanmışsa, herhangi bir masraf yapılmamışsa 1/10 oranında zekat veriyoruz. Eğer kuyular açılmış, masraf yapılmış, gübreleme yapılmış ise bunda da 20/20 oranında
toprak ürünlerinden zekat veriyoruz ki biz toprak ürünlerinin zekatına öşür ismini veriyoruz. Sevgili öğrenciler, zekat kimlere verilir? Tabii bu husus Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinin 60. ayetinde Allah tarafından bizlere bildirilmiştir. Bakınız, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak bakın fakirlere birinci olarak, yoksullara ikinci, zekat toplayan memurlara üç, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara biz bunlara müellefe-i kulüp diyoruz. 4. Esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyen esir ve kölelere, yani hürriyet elinden almış olan kişilere, bu hapiste olur diyelim ki örneğin. 5. Borcuna karşılık malı olmayan borçlara 6. Allah yolunda olanlara 7. Ve parası olmayan yolda kalmışlar içindir 8. Bu 8 sınıf insana, gruba değerli arkadaşlar zekat verilebilir. Peki kimlere zekat verilmez? Sevgili öğrenciler, İslam'da kişinin birinci dereceden olan yakın akrabalarına zekat vermesi yasaklanmıştır. Çünkü kişi zaten bu kimselere yardım etmekle ve bakmakla sorumludur. Kişi işte anne babasına, çocuklarına ve torunlarına, dede ve neneye yani büyük anne büyük babalara ve karı koca yani eşler birbirlerine zekat vere benzer. Yine ayrıca zenginlere, Müslüman olmayanlara, cami, okul, köprü gibi hayır kurumlarına da zekat verilemez değerli arkadaşlar. Bu tabloda da gördüğümüz gibi zekat konusunu özetleyen en güzel tablolardan birisidir. Bakın değerli arkadaşlar, zekatı kim vermelidir? Elbette söylediğimiz gibi, anlattığımız gibi zengin olan her bir Müslüman zekatını vermelidir. Yani zenginlikten kastımız neydi? Nisap miktarı mala ulaşmış olması gerekiyordu. Yani temel ihtiyaçları ve borcunun dışında en az 85 gram altın ve buna denk parası veya malı bulunuyorsa o kişi zengin sayılıyor dinimize göre. Bundan dolayı da yılın sonunda zekatını vermesi gerekiyor. Peki nelerden veriliyor? Bakınız, altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler. Yani menkul değerler dediğimiz hisse senetleri gibi ticaret malları, bunlardan 40'ta 1 oranında yani %2,5 oranında zekat veriliyor. Koyun ve keçinin demiştik ki nisap oranları yani zekat oranları 40'ta 1. Yani 40'ta 40 sayısına ulaştığı zaman 120'ye kadar bir koyun artık 121'den 200'e kadar her 100 sayıda bir ne oluyor? Sayı artırıyor. 2 koyun veriliyor. Sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanlarda 30'da 1, yani 30'dan 40'a kadar bir tane 2 yaşında buzağı, 41'den 59'a kadar bir tane 3 yaşına basmış buzağı zekat olarak vermemiz gerekiyor. Develerin nisap miktarı 5'ti, yani her 5 deve için bir koyun veya keçinin zekat olarak verilmesi gerekiyor. Toprak ürünlerinin zekatına biz öşür diyorduk. Bu da iki şekilde hesaplanıyordu, 10'da 1 veya 20'de 1. Eğer masraf yapılmışsa 20'de 1, masraf yapılmamışsa 10'da 1 oranında toprak ürünlerinden öşür, yani zekat vermemiz gerekiyor. Madenlerin zekat oranı da arkadaşlar 5'te 1 oranında, yani %20'si zekat olarak verilmesi gerekiyor. Kimlere zekat verilmeli? Tevbe suresinin 60. ayetinde biraz önce anlattığımız gibi yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olan esirlere, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere ki biz buna müellefe-i kulüp diyoruz, Allah yolunda çalışanlara ve zekat memurlarına zekat verilmelidir değerli öğrenciler. Konumuzu önceki yıllarda çıkmış sorularla tamamlamaya çalışalım. Birinci sorumuzda değerli arkadaşlar, yardımlarından hangileri zekat olarak geçerli olabilir? Evet, metnimizi okuyalım. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Ali Kemal, tahsilini tamamladıktan sonra ticaretle uğraşmaya başlar.
ve ticaretten büyük bir miktarda elde ettiği gelirle hayır işleri yapmak ister. Ali Kemal'in bu amaçla yaptığı, birincisi, geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği paralar. İkinci yardımı, ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları ve üçüncü yardımı da hayrat olarak yaptırdığı çeşme. Değerli arkadaşlar, biz de bu yaptığı üç yardımdan acaba diyor hangileri zekat olarak geçerli olabilir? Değerli arkadaşlar, birinci yardım çeşidine baktığımızda geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği paralar bu zekat olarak sayılır mı, geçerli midir? Hayır, sayılmaz. Çünkü babası birinci derecede akrabasıdır. Anne babaya, dede neneye, çocuklarımıza, eşlerimize ve torunlarımıza zekat veremeyiz. Onun için bu birinci yardım çeşidi zekat olarak değerlendirilemez. İkinci yardım çeşidi ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları. Bakın, eğitim bursları yardımı kim için? İhtiyaç sahibi çocuklar için. Nedir bu? Arkadaşlar, zekat sayılır. Hayrat olarak yaptırdığı çeşme, bakın çeşme, hayır için yaptırdığı çeşme, değerli arkadaşlar, zekat verilecek yerler arasında çeşme, yol, cami gibi yerler olmadığından dolayı bu sadakadır. Sadaka çeşitlerinden sadakayı cariyeye giriyor. Bu da zekat kapsamında değerlendirilmez. Onun için zekat kapsamında değerlendirdiğimiz doğru cevabımız ikinci yardım çeşidi olan ve D seçeneğinde bulunan doğru seçenektir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak değerli öğrenciler. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, numaralı cümlelerde zekatla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Birinci cümlemizde eş, çocuk, torun, anne, baba, büyük anne, büyük baba. Sevgili öğrenciler, bunlar kimlerdi? Bunlar zekat verilmeyecek kişilerdi. Zekat verilmeyen kişiler eşimiz, çocuklarımız, torunlarımız, anne babamız, büyük annemiz ve büyük babamız. Bunlara zekat verilmezdi. O zaman zekat kimlere verilmez? C seçeneğindeki zekat kimlere verilmez? Bu soruda cevap verilenler kısmında yer alıyor. Bunu eledik. Peki yoksullar, fakir, borçlu olanlar, yolda kalmış yolcular, bunlar da nedir? Bunlar da zekat verilecek, verilen kişilerdir. Sorularımızda bakalım, zekat kimlere verilmelidir? B seçeneğinde evet, bunun da cevabı verilmiştir. Üçüncü cümlemizde Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, zengin, bu kişilere nedir? Zekat farzdır. O zaman zekat kimlere farzdır seçeneğinin cevabı da verilmiş. Dördüncü cümlemizi okuyoruz. Altın, gümüş, ticaret malları, menkul değerler, para, hayvanlar, tarım ürünleri. Bunlar da zekat verilen mallar olduğundan burada bu cümlenin sorulduğu cümle seçenek bulunmamaktadır. Onun için A seçeneğimiz burada doğru cevap olacaktı değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bu metinde Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, geçmiş dönemde sorulmuş bir soru. TEOG sınavında değerli arkadaşlar. Evet, bu metinden Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şehrin sokaklarında her gece bir adam ihtiyaç sahiplerinin evlerine çuval içerisinde erzak bırakır ve kimseye de görünmezmiş. Yani yardımı nasıl yapıyor? Kimseye görünmeden, kimseye sezdirmeden Allah rızası için gönülden yapan birisi Zeynel Abidin. Evet, yardım gören insanlar mutlu olur ve teşekkür etmek için bu iyiliği yapan kişiyi ararlar.
ama kim olduğunu bir türlü bulamazlarmış. Aradan zaman geçmiş ve bir gece yardımlar kesilmiş. İnsanlar ertesi gün Hazreti Ali'nin torunu olan ve İmam Seccad olarak da bilinen Zeynel Abidin'in öldüğünü ve sırtında çuval taşımaktan oluşan yaralar bulunduğunu öğrenmişler. Evet, bu metinden Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneğimiz yardımı gizli yapmayı önemsemiştir. Evet, yardımı gizli yapmayı önemsemiş. Bu sonuca çocuklar ulaşabiliriz. Çünkü burada biraz önce okumuştuk, değil mi? Bir gece, yani her gece, yani kimseye görünmezmiş, getirip ne yapıyor? Evlerinin önüne erzakları bırakırmış. Demek ki yardımı gizli yapmayı önemsemiş. Buna, bu sonuca arkadaşlar ulaşırız. Yardım etmeye ihtiyaç sahibi yakınlarından başlamıştır. Bu seçenekte, bu metinde bu seçenekten bahsetmiyor arkadaşlar. C seçeneğini okuyalım bakalım. Yardım etmek için fedakarlıkta bulunmuştur. Evet, fedakarlıkta bulunmuş çünkü her gece şehrin sokaklarında dolaşıyor. Bu nedir? Bir fedakarlıktır. Yardımı düzenli yapmaya özen göstermiştir, değil mi? Her gece, bakın bunu, her gece ihtiyaç sahiplerini evlerine sırtında çuval taşıyarak Zeynel Abidin ne yapmış? Yardım götürmüştür. Ama B seçeneğinde yardım etmeye ihtiyaç sahibi yakınlarından başlamıştır. Bu metinden bu sonuca ulaşamayız. Onun için doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktı. Diğer sorumuza geçelim. Bu metinde zekat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir? Metnimizi okuyalım. Zekat vermek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne sahip olmak gerekir. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi giderler için ayırdığı mallar asli ihtiyaçlar kapsamına girer. Bu mallardan zekat verilmesi gerekmez. Ve değinilmemiştir. Çok da burada değinilmeyen seçeneği bizden istiyor. A seçeneğimizde Kur'an ve sünnet ile belirlendiğine, yani zekatın Kur'an ve sünnet ile belirlendiğine değinilmiş mi? Evet, değinilmiş. Bakın, zekat vermek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen, bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de bize belirtmiş, Resulü de, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunu sünnet ile bizlere haber vermiştir. O zaman bu A seçeneği metnimizde değinilmiş. B seçeneğinde varlıklı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olduğuna değinmiş mi acaba? Evet, bu da değinilmiş. Bakın, mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne sahip olması gerekiyor. Değinilmiş B seçeneğine de. C seçeneği temel ihtiyaç kapsamı dışında kalan fazla maldan verileceğine. Peki buna değinmiş mi? Buna da değinilmiş. Değerli arkadaşlar bakın. Yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi giderleri için ayırdığı mallar asli ihtiyaçlar kapsamına girer. Yani bizim temel ihtiyaçlarımız bunlardır. Ha, bunlardan dolayı zekat vermemiz gerekiyor mu? Hayır. Zekat vermemiz gerekmiyor. Evet, C seçeneğine de değinilmiş. Yılda bir defa verilmesi gerektiğine arkadaşlar burada değinilmemiştir. Onun için değinilmeyen şıkkımız D seçeneğinde verilmiştir. D seçeneği doğru cevap olacaktı sevgili öğrenciler. Son olarak bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir arkadaşlar? Yer verilmeyen tanımı bizden istemekte. Cümlelerimizi okuyoruz. Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsü. Biz bu gerekli zenginlik ölçüsüne ne diyorduk? Nisap diyorduk arkadaşlar.
nisap diyoruz. Dolayısıyla D seçeneğimizi eledik. Peki zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadet neydi? Zekattı. Zekat şıkkımızı da eledik. Üçüncü cümlemiz, gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır. Bu da fitredir değerli arkadaşlar. Bunu da eledik. Ama fidyenin tanımı yapılmamış. Onun için doğru seçeneğimiz C olacaktı. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona erdi. Sadaka konulu dersimizde tekrar buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.